Kundaklamayı gerçekleştiren kişi yakalandı. Son gelişmeleri Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel aktaracak. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü İsmail'e bırakalım. Evet, Almanya'nın Solingen kentinde 4 kişilik bir Türk ailenin yok olduğu yangına neden olan kundakçı tutuklandı. Solingen'in polisi evi kundakladığı şüphesiyle Daniel S. isimli 39 yaşındaki bir Alman'ın tutuklandığını bildirdi. Savcılığın az sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Sızan ilk bilgilere göre kundakçı Daniel, yani bir nevi tesadüf sonucu yakalandı. Daniel ise pazartesi günü gerçekleştirilen bir bıçaklı saldırının sorumlusu olarak gözaltına alındı. Polis araştırmayı derinleştirdi ve elde edilen bilgilere göre Daniel S.'nin evinde bir arama yapıldı. Ve bu aramada Daniel S.'nin evinin bodrum katında kundaklamanın meydana geldiği 25 tarihinde bu kıyafetleri giyen kundakçına ait kıyafetler bulundu. Ve polis bu kıyafetlerin Daniel S.'ye ait olduğunu belirledi. Bu kıyafetleri yangından sonra incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden tanıdı polis. Yanan binanın yakınındaki güvenlik kameralarına yakalanan kundakçıyı teşhis eden polis şüpheli hareketleri kameralara yansıyan Alman hakkında tutuklama kararı çıkarttırdı. Sızan bilgilere göre Daniel S. 2022 yılına kadar o binada kiracıydı. Ancak kira borçları yüzünden evden çıkarıldı. Daniel S.'nin bir nevi ev sahibinden intikam almak için binayı kundakladığından şüphe ediyor polis. Daniel S.'nin henüz ifade vermediği öğrenildi. 25 Mart tarihinde gerçekleşen olayda 29 yaşındaki İsmail Zilov, 28 yaşındaki eşi Kıymet, 3 yaşındaki kızı Gizem ile 3 aylık kızları Elis yaşamını yitirmişti. Bundan yaklaşık 31 yıl önce de genç ailesinin 5 ferdinin hayatını kaybettiği ırkçı bir kundaklama meydana gelmişti Solingen kentinde. Ve haliyle bu kundaklamada yine aynı şekilde 31 yıl önceki olayı hatırlattı. Alman basını çok geniş yer vermişti bu kundaklama olayına. Şimdi kundakçının binayı gerçekten evden atıldığı için intikam duygusuyla mı hareket ettiği veya başka nedenleri olup olmadığı merak ediliyor. Bu sorulara da savcılığın cevap vermesi bekleniyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.